üç teröristin oturduğu mahallenin muhtarı, mahallesinde binleri aşan kayıtsız haneden şikayet etti. Fakat tabii böyle bir şey düşünemiyorsun. Burada herkes giren çıkan, 5 kişi giriyor, 2 kişi çıkıyor. Habertürk gazetesinin haberine göre kendisine birçok mahalle sakininin gelip apartmanında oturan yabancı uyruklu insanlardan şikayetçi olduğunu anlatan İskenderpaşa Mahallesi Muhtarı Fikret Saral, "Benim mahallemde şu anda 2500 kayıtsız hane var. Her gün 30-40 insan muhtarlığa geliyor. Binamızda yabancılar oturuyor. Gelen giden belli değil diye şikayetler oluyor," dedi. Pek de göremedik ama adamlar yanımızdaymışlar meğerse. Yani gelip gidenler, çıkanlar nasıl tipler? Yani gelen giden çok. Yani buraya çok. Pek yani kendilerini şey yapmıyorlar. Kendi arkasından devamlı. Yani, evet. Şikayetlerin kayıtlarını tutmadıklarını söyleyen Muhtar Saral, "Bize dilekçeyle başvurmuyorlar, sözlü olarak belirtiyorlar. Biz de onları yönlendiriyoruz," diye konuştu. Bu çevrede var yani, bu tarzda gelip insanlar 2 gün, 3 gün ev kiralayıp hemen işlerini halledip gidebiliyorlar. Bunların denetimleri de yok. Kimin gelip gittiği de belli olmuyor. Yani bu tarzda. Yani aslında bu apartların bir denetimleri olsa, kimin gelip gittiği, hangi ülkeden nasıl geldikleri, ne koşullarla burada kalacakları, bunlar daha tabii, şey yapılabilse en azından onun ne niyetle buraya geldiği öğrenilebilir. Ev sahipleri ve emlakçıların kiracıları tanımadığını ifade eden Saral, "Bunların düşünülmesi lazım. Ben burayı kiraya veriyorum ama adamın kimliği belli mi? Bu adam bombacı mı, terörist mi? Burayı hücre evi olarak mı kullanacaklar? Hepsi parayı alıyor, gerisine karışmıyor," dedi. Hiç görmedim. Ya bizi takip ediyorlardı evden çıkarken. Giriyorlardı, çıkmıyorlardı. Nasıl yaşadılar, nasıl ettiler? Ama tık 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 hep böyle bir sesle rahatsız oldum. Gürültü yapıyorlardı. Tabii ki. Muhtar Saral, mahallesindeki bu durumu 2-3 ay önce kaymakama yazılı olarak ilettiğini belirterek, "Benim başvurumun ardından kaymakamlık, belediye yetkilileri bölgedeki bütün emlakçıların dükkanlarını mühürledi. Ama bir süre sonra cezaları bittikten sonra hepsi dükkanlarını açtı ve eski sistem devam etti," şeklinde konuştu.